Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde elmacık kemiği implantlarını ya da diğer adıyla zigoma implantlarını bizlere Okan Üniversitesi Diş Hastanesi'nden ağız diş ve çene cerrahisi uzmanı Doç. Doktor Özgür Erdoğan anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle biraz sonra sohbetimize başlayacağız. Ancak sevgili izleyiciler e, dişinizde eksiklikler olabilir tamamen diş kaybı yaşıyor olabilirsiniz implantlar ve özellikle de elmacık kemiğine uygulanan implantlar konusunda merak ettiklerinizle ilgili sorularınız için işte iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. teknolojisi hızla ilerliyor. Bu ilerlemeden tabii ki diş hekimliği alanındaki sorunlar da fazlasıyla nasibini alıyor. Şimdi bir konuyu bugün sizinle konuşacağız. Zigoma implantları ya da diğer adıyla elmacık kemiği implantları. Nedir elmacık kemiği ya da diğer adıyla zigoma implantı? elmacık kemiği implantları veya zigoma implantları diye bilinen implant e, tipi e, üst çenesinde hiç dişi olmayan ve üst çenesinde ciddi miktarda kemik yıkımı olan hastalar için uyguladığımız bir tedavi şekli. Bu implantlardan destek alan protezlerle e, hastalarımızın e, tam dişsizlik problemlerini e, protezlerle çözüyoruz. E, geleneksel bu implantlar biraz geleneksel implantlardan biraz daha farklı. E, özellikle boyutları farklı ve uygulama metotları şekli biraz daha değişikliği gösteriyor. Günümüzde bunun başarılı sonuçlarını gördüğümüzden dolayı son yıllarda kullanımı artmış bulunmakta ve bir takım avantajlar sağladığından dolayı son derece kullanışlı bir implant modeli tedavi şekli olarak günümüzde tercih İsterseniz ediyoruz. İsterseniz konuyu biraz daha açalım. Öncelikle elmacık kemiği implantları daha çok hangi hastalar açısından tercih edilen bir çözüm? E, bu implantlar üst e, çenesinde özellikle hiç dişi olmayan ve e, normal implant, bildiğimiz geleneksel implantları yerleştirecek kadar kemik miktarı bulunmayan hastalar için tercih ediyoruz. E, normalde implant yerleştirebilmemiz için e, implantın, dental implantın önünde, önünde ve arkasında belli bir miktarda kemiğe ihtiyacımız var. E, üst çenede de bir takım e, anatomik boşluklar, e, özellikle maksiller sünüsü dediğimiz bir sünüs boşluğu ve burun boşluğu gibi e, yapıların büyümesinden dolayı e, ve hastalarımız uzun süre dişsiz kaldıkları dönemde e, gelişen bu e, çene kemiğindeki yıkımdan dolayı e, normal implant tedavisine e, maalesef uygulayamıyoruz. Hı hı. E, bu tip durumlarda e, normalde e, bir kemik ilavesi işlemleri veya işte sünüs lif dediğimiz sünüsü kaldırma müdahaleleri gibi e, müdahalelerle tedavi etmemiz mümkün. E, ancak bazı durumlarda bu e, yıkım o, o kadar ileri e, hale gelebiliyor ki e, bunları yapmamız ve mümkün olmayan durumlar olabiliyor. Ve bu tip durumlarda elmacık kemiği implantlarını tercih ediyoruz. Elmacık kemiği implantlarının bizim bildiğimiz hani klasik implantlardan nasıl bir farkı var? Bu implantlar yapı olarak daha uzun özellikle bunu söylemem gerekiyor ve destek aldığı kemik elmacık kemiği bölgesi. Yani ağız içerisinden aslında işlem tamamen ağız içerisinden gerçekleştiriliyor. Damak çene kemiği açığa çıkartılıyor ve ağız içerisinden elmacık kemiğine doğru ilerleterek yerleştiriyoruz ve bu şekilde desteğimizi elmacık kemiğinden alıyoruz. Peki şimdi bu işlemi yaparken tüm ağızda yani üstte kişinin hiç dişi yoksa kaç tane genelde implant yerleştirebiliyorsunuz? Tabii ki birkaç diş eksikliğinde de gene aynı implantları, elmacık kemiği, zigoma implantlarını yapmanız mümkün oluyor mu? Evet aslında temel kullandığımız hasta yani ihtiyacı olan hastalarımız tamamen dişsiz hastalar ama dediğiniz gibi birkaç dişi olan hastalarda da bu kullanılabilir. Hı hı. Hiç dişi olmayan bir hastamız bize müracaat ettiğinde en az iki tane elmacık kemiği implantı ve ön taraflara iki veya üç de değişebilir. Hastanın durumuna göre tabi her hasta farklılık gösteriyor. Kullanıyoruz ama en azından her hasta için iki implant, tam dişsiz hastalar için iki elmacık kemiği implantı kullanmamız gerekiyor. Şimdi diyelim ki size bir hasta geldi ve hastanın durumu özellikle elmacık kemiği implantı uygulaması, gerektiriyor. Evet. Böyle bir durumda e, tedavi sürecinden bahseder misiniz? E, ne kadarlık bir sürece alıyor tedavi? Bazen implantlar iki aşamalıdır. Öncelikle e, implant yerleştirilir, bir bekleme süresi vardır. Zigoma çenek, e, elmacık kemiği implantlarında da böyle mi oluyor? Evet. E, Öncelikle hastamız bize müracaat ettiğinde e, biz sağlık durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu işlemleri e, bu müdahaleyi biz genel anestezi altında yapmayı tercih ediyoruz. Yani hastanın sağlık durumunun e, özellikle genel anestezi almasına uygun olması gerekiyor. Akciğer problemi, kalp problemi gibi bunları değerlendirmemiz gerekiyor öncelikle. Bunlar uygun ise e, çene kemiğinin yapısını değerlendiriyoruz e, ve elmacık kemiği bu tarz e, işlem için uygun ise e, operasyona alıyoruz. Bu tedavinin bir avantajı bekleme süresinin kısa olması açıkçası. Normalde e, biz implantları yerleştirdikten sonra bir 3 ay, 2 ay, 3 ay veya biraz daha değişebilir. Bekleyip kemikle de kaynamasını beklememiz gerekiyor. E, ancak burada e, kullandığımız implantların tipi biraz daha uzun olduğu için ve daha iyi destek alabildiği için biz e, için hemen işlemden aynı gün veya işlemden bir gün sonra e, hastaya protezinizi takabiliyoruz. Yani hasta e, ameliyatın olduktan sonra e, aynı gün de olabilir. Biraz e, Durumumuza göre değişiyor ama en en kötü 48 saat içerisinde protezinizi takma şansımız oluyor. Özellikle herhalde bu başka bir şehirden gelen ya da yurt dışından gelecek hastalar açısından da bir avantaj kesinlikle, herhalde. Şunu öğrenmek istiyorum, eğer hastaya bu daha biraz daha uzundur dediğiniz elmacık kemiği implantları yerine e, kemik uygulamalarıyla ya da sinüs lift e, yöntemiyle. Eğer bir tedavi uygulasaydınız burada süre ne oluyordu? Biraz kıyaslamalı Tabii. olarak anlatabilir misiniz? Tabii. Kemik ilavesi işlemler yapacak olsaydık öncelikle hastamızı kemik ilavesi işlemi yapacaktık. Bir 4 ay 5 ay kadar bekleyecektik. Sonra implantları yerleştirecektik. bir 4-5 ay kadar daha bekleyip protezler yapacaktık ki bu neredeyse bir seneyi bulan bir süreç olacak idi. da bu zigoma implantlarının en büyük avantajı bu aslında. Ee, öncesinden hasta dişsizken hazırladığımız protezi implantlar yerleştirdikten sonra aynı gün veya bir gün sonra e, direkt hastamıza takıp dişli bir şekilde gönderme şansımızı e, sağlıyoruz. ve Bu şekilde bir sene hastamız aslında e, zaman kazanmış oluyor. Peki dişten. hastanede yatması gerekiyor mu kişinin yoksa hani bir genel ile tedavi uygulandıktan sonra kişi evine ya da yurt dışından, şehir dışından geldiyse e, oteline ya da tanıdığının akrabasının yanına gidebiliyor mu? <laughs> e, genellikle aynı gün taburcu edebiliyoruz genellikle ama bazen hastanın sistemik durumu e, belki biraz bir gün yatmasına ihtiyaç duyabilir Çünkü yaşlı hastaları biz bu şekilde yani hasta grubumuz biraz daha yaş olarak ileri yaş grubu olduğu için Bazen bir gün yatması gerekebiliyor ama genellikle en fazla bir gün yatırıp diğer gün taburcu edebiliyoruz. Evine veya oteline hastamız gidebiliyor. Şimdi Türkiye'nin tabii ki e, sağlık turizminde ağız-diş tedavilerinin de çok önemli bir yeri var. Evet. E, yurt dışından da pek çok hasta geliyor. Böyle tedavilerin özellikle cerrahi gerektiren tedavilerin bir üniversite e, bünyesinde yapılmasının da tabii getirdiği size bir takım kolaylıklar oluyor zannediyorum. Kesinlikle. Bu tedavi özellik isteyen bir tedavi aslında. Ee, hı hı. Bu konuda eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Cerrahisi özel e, müdahaleler, özel e, işlemler gerektirdiği için bunların daha geniş e, dediğiniz gibi bir üniversite hastanesinde olması, donanımlı bir merkezde olması ve alanında uzman kişiler tarafından yapılmasını biz e, öneriyoruz tabii ki. Şimdi yine e, benim e, merak ettiğim bir şey var. E, genelde insanlar... Türkiye'de ağız ve diş sağlıklarına çok dikkat etmiyorlar, diş fırçalamıyorlar. Genelde de çevremde de görüyorum, arkadaşlarım içinde de. Eğer diş protezse ya da implantsa bu dişler benim değil artık hani çok fırçalamama gerek yok. Nasıl olsa bu diş çürümeyecek deniyor. Şimdi implantlarda da hiç bakım gerektirmez mi yoksa implantların bakımı gerekir mi? Ee, aslında tam tersine belki implantlara biraz daha fazla Hı -hı. bakmak gerekiyor. Her ne kadar implantın kendisi çürümüyor olsa bile... Çevresindeki dokularda eğer bakım olmaz ise e, yıkım meydana geliyor hem diş eti dokusunda hem de kemik dokusunda e, çok iyi bakmak çok iyi temizlemek gerekiyor e, hem diş fırçası hem e, diş ipleriyle e, veya belki daha farklı tipte fırçalarla kullanarak bunların bakımlarının iyi bir şekilde yapılması gerekiyor yoksa implantların kaybı e, söz konusu. Şimdi peki, elmacık kemiği implantı e, uygulaması yaptırdı bir kişi. Mutlaka her tedavide olduğu gibi bir nekat dönemi vardır. Evet. böyle bir dönemde hemen tedavi uygulandıktan sonra dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var mı? tabii ki ilk hafta özellikle bir miktar tabii sıkıntıları bir cerrahi bir müdahale olduğu için olacaktır. bu tür durumlar için bu dönem için bizim önerilerimiz olacak. ilaç uygulamalarımız olacak. Bir takım ilaçlar kullanması gerekecek. Bakım için bir takım ağız içi verdiğimiz önerilerimiz olacak. Bunları uyguladıkta uygular ise hastamız ve işlemde düzgün bir şekilde yapılırsa bir hafta 10 gün içerisinde aslında normal hayatına tekrar dönebilir hastamız. Zigoma implantları ya da diğer adıyla elmacık kemiği implantları herkese yapılabilir mi? Yani eğer uygun sizin için hasta uygun olabilir. Biraz önce dediniz daha çok yaşlı hastalar olabiliyor, kalp akciğer problemleri olabiliyor. Örneğin hastanın e, diyabeti varsa, e, çünkü daha uzun e, burada evet. vidalar kullanıyorsunuz, romatizmal bir problemi varsa, kanama ile ilgili bir problemi varsa bu gruba yapılabiliyor mu ya da yapılamayacak bir grupta var mı? E, tabii ki. E, diyabet hastaları özellikle, tabii Hı -hı. günümüzde çok arttı diyabet hastaları. Kontrol altında olması çok önemli. Kontrol altında değilse zaten e, çok cerrahi için, işlem için uygun değil. Yine kanama hastalıkları e, açısından bakacak olursak e, hastanın e, ilaç düzenlemeleri yapılmadan e, bu tip işlemlere girmemek gerekiyor. E, aslında çok küçük bir grup. Hı -hı. Eğer hastalığı kontrol altında alınmış ise genel sistemik hastalığı e, birçok e, ciddi miktarda hastamıza yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi bunu bir tıbbi e, alanda konsültasyonla e, normal kontrol altına alarak e, tıbbi durumu sonrasında birçok hastamıza yapılabiliyor aslında. Biz tabii e, esas... Ağzında, üstte hiç diş olmayan hastaları daha çok konuşuyoruz burada evet. ve özellikle de e, kemik kaybı olan hastaları konuşuyoruz. Hiç diş olmamasına neden olan ya da e, üstte kemik kaybına neden olan e, problemler neler olabilir? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Süremiz var. Biraz daha sohbeti derinleştirmek tamam. istedim. Ee, hastalarımızın e, diş kaybına neden olan birçok faktör var ama e, en büyük faktör tabii ki dişlere iyi bakılmaması. Yani genellikle diş kayıplarının sebebi ya diş çürükleri ya da diş eti problemleri sebebiyle Dişler zamanla e, ya kendi dokusunda kırıklardan dolayı e, veyahut da diş eti problemlerinden dolayı e, bir şekilde kemiklerin yok olmasıyla sallanmaya başlıyor ve dişler kaybediliyor. E, temel sebep yani en büyük sebep aslında bu. E, normal bir bakımla aslında... E, hastalarımız veya e, vatandaşlarımız e, bakımlar yaptı yapar ise aslında bunlarla çok karşılaşmıyoruz ama bir takım tabii sistemik durumlar e, da olabilir. Diş kayıplarını hızlandıran bir takım etkenler olabilir. Sizin söylediğiniz gibi diyabet kontrol edilmeyen diyabet olduğu Hı. zaman e, biraz daha fazla reaksiyon verdiği için doku daha hızlı bir şekilde kemik kayıpları ve diş kayıpları söz konusu olabiliyor. Ve tabii ki e, çeşitli faktörlerle kişiler özellikle de ağız diş sağlıklarını hep geri plana itiyorlar. Evet. Şimdi diş eksiklikleri ve özellikle de e, total diş eksiklikleri kişinin e, sağlığını nasıl etkiler? Sadece bir estetik tabii ki sorun değil evet. kişinin diş kaybı yaşaması. Genel vücut sağlığımızı nasıl etkiliyor? E, tabii ki öncelikle yani özellikle beslenmeyi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani e, düzgün bir şekilde beslenmediğimiz zaman e, tabii ki e, genel evet. sağlığımızı e, ciddi şekilde etkileyecektir. E, bu bence en önemli... E, Problem yani dediğiniz gibi estetikten daha önemli bir problem. Ee, normal çiğneme fonksiyonunu yerine getiremediğimiz zaman e, mide problemleri, gastrointestinal bölgedeki problemler meydana gelecektir. E, düzgün beslenemediğimiz zaman e, çok farklı sıkıntılara yol açabilecek durumlar olabilir. Şimdi implant tedavileri e, sonuçta bildiğimize göre biraz daha pahalı tedaviler. Şimdi bu tedavileri peki SGK karşılıyor mu? Bir üniversite hastanesi olduğumuz için sormak <laughs> istiyorum. Bu da bize çok sık yöneltilen bir soru izleyiciler tarafından. SGK çok limitli bir endikasyonlar için karşılıyor aslında. Ama bunları dediğim gibi limitte çok düşük miktarda düşünebilirsiniz. Büyük bir kısmını karşılamıyor maalesef. Yani hastalarımız çok büyük bir kısmını kendi ceplerinden vermeleri gerekiyor. Ee, en son artık sizinle ilgili söyleşiyi kapatacağım. Ee, biraz önce de bahsettiğim gibi e, özellikle de e, devlet de sağlık turizmine çok önem veriyor. Evet. En çok mesela e, sizlere hangi ülkeden e, hastalar geliyor, implant tedavisi ya da diğer ağız diş tedavileri için. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, bize daha çok Avrupa'da yaşayan e, vatandaşlarımız müracaat ediyor bu şekilde yurt dışından gelen hasta grubumuz bize e, Almanya'dan, Fransa'dan, e, İsviçre'den e, daha çok buradan. E, hastalarımız oluyor. E, bu şekilde geldikleri zaman dediğimiz gibi işlemleri e, cerrahi işlemlerini yapıyoruz e, müdahalemizi yapıyoruz. Belki bir süre tekrar geri dönmesi gerekiyor birkaç hafta, birkaç ay e, kemikte kaynamasını beklediğimiz süreç oluyor. Sonra tekrar geliyorlar hastamız. Üzerine protezlerin e, dişleri takılıyor hastamız. Ama bu konuştuğumuz konu bugünkü programın konusu. Zigoma, elmacık kemiği implantlarında herhalde genelde bekleme süresi evet, tabii. yok. Evet. Yani gelen şehir dışından ya da yurt dışından gelen bir hasta. Ee, e... Yani bir hafta 10 gün kadar kalıp e, çünkü öncesinde de protezin hazırlanması gerekiyor. Tabii. Yani direkt e, önce gelip ölçüler alınacak, protezler hazırlanacak. Sonra biz ameliyata alacağız. Hemen takı protezini takacağız ama birkaç günde bir kontrol etmemiz gerekeceği için. Bir hafta 10 gün kadar bize bir süre ayırması gerekecek. Bir de belli dönemlerde kontrole mutlaka gelmesini tavsiye ediyor. Sadece e, ağız ve diş hastalıklarının tedavilerinde değil, her hastalıkta kalp olsun, mide olsun e, hastaların kontrollere gelmeleri çok çok önemli. Aslında bizim insanımızın da en sevmediği şeylerden biri kontrol, e, özellikle e, ağız diş tedavisi e, gören. Implant yaptıran, protez yaptıran hastalar açısından kontrollerin ihmal edilmesi ne gibi sıkıntılar yaratır? Bir önce söylediğim gibi dental implantlar mutlaka takip edilmesi, iyi bakılması gereken bir tedavi modeli. Bununla ilgili problemler karşılaşabiliriz. Bundan dolayı kontrollere gelmesi hastalığının çok önemli. Bir problem, bir sıkıntı olduğu zaman hemen müdahale etmemiz gerekebilir. O yüzden. Problemler büyümeden e, önlemini alabilmemiz, alabilmemiz adına hastalarımızın kontrollerine gelmesini tavsiye ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şey katıldığınız için sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Sorularınız için görüşleriniz için.